1934 doğumlu, Fatih'te kayıtlıyım. Asker çocuğum, Türkiye Kömür İşletmelerinden emekliyim. LÜSEV benim için Üstün Bey'in büyük başarısı. O çocuklara verdiği sevgi, o bir baba, o bir dede, o bir amca, o bir hekim. Anıtkabir Komutanlığı kitap bağışladı. Bize verdi, biz de LÜSEV'e bağışladık. Atatürk'ün okuduğu kitaplar, 24 adet. Çevremde başladım insanları yönlendirmeye. Böyle sokakta yürüyen insanlar dahi beni dinleyerek yardım ettiler. Ne bileyim, kuaför olsun, tesisatçı olsun. İçimizde sevgi olursa ufacık bir yardımda büyür, çoğalır. Bir bardak su derya olur, deniz olur, şelale olur. Yeter ki o sevgi içimizde olsun, bir şeye niyet edelim. Yaşadım, gördüm, coştum, sevdim. O çocuklara hayat vermek bambaşka bir şey. Merhabalar, ismim Deniz Babada, 23.10.1974 Ankara doğumluyum. Trombosit verdim bugüne kadar ama ben transfüzyon bölümünde ne gerekiyorsa yapabileceğimi de dile getirdim. Sayısını hatırlamıyorum ama 30'a yakın trombosit vermişliğim vardır diye düşünüyorum. Gelirken çok mutlusunuz, çıkarken biraz buruksunuz. Bunun verdiği bir güzel bir maneviyat var, huzur var, mutluluk var. Ben son 3 senede toplasanız 5 kere falan ağrı kesici içmişimdir. Çünkü aranabilirim, arayabilirler. Aslında baktığınızda kendi sağlığınıza da otomatikman dikkat etmiş oluyorsunuz. Ben şimdi kendi kızıma bunu aşılıyorum. Her trombosit verdiğimde, döndüğümde bu farkındalığı, bu hissiyatı kendi arkadaşlarına da aktarsın. O yaşlarda zaten biz insanlara donör bilincini oluşturabilirsek çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Ben Yasemin Karamukoğlu, emekliyim. Şu anda ev hanımıyım. 60 yaşındayım. Çocuğum yok ama dünyaya insanların bir misyonla geldiğine inanıyorum. Belki bir çocuğa dokunamadım ama binlerce çocuğa dokunabileceğime inandım. Ve LÜSEV'e dahil oldum. Belki çocukların biz yüzünü görmüyoruz ama onlar iyileştiği zaman o maske atma törenlerinde onlarla kucaklaşma imkanı görüyoruz. İşte o da bizim ödülümüz oluyor. 25 senenin yarısından itibaren de burada bir mücadeleyle olmaktan her zaman onur ve gurur duyuyorum. 25 seneden sonra bir 25 sene, belki 50-100 sene diyoruz ki lütfen LÜSEV'e gönüllü olmak için bize el uzatır mısınız? İsmim Cihan Çoban, 1966 Merzifon doğumluyum. Emekli astsubayım. Sarıkamış'a tayinim çıkmıştı. LÜSEV'in reklamlarını televizyonda görmeye başladım ve çocuk olayı çok etkili oldu bunda. Benim için de iki tane kızım olduğu için o çocukların o hastalıklarında ve maddi durumu yetersiz olan aileler tarafından ilgilenmesi gerektiğini ve bunu da en iyi LÜSEV'in yaptığını anladım. Ben de 2011 yılında emekli olur olmaz ilk işim üniformayla beraber LÜSEV'e gidip gönüllü olmak oldu. LÜSEV'in İyilikler Çarşısı adı altında. Bence Nirvana'ya ulaşmış bir kavramdır. Ne yaptık orada? Para verdik, çekler verdik. Onlar bizim standlarımızdan alışveriş yaptı. Ne istiyorsa onları aldı. Benim 12 yıllık gönüllülük aşamasında en çok hoşuma giden olay oydu. İnsanlara alışveriş yapma zevki tattırdık. Oyuncaksa oyuncak, kırtasiyese kırtasiye, bulgursa bulgur. O çocukların mutluluğunu, oyuncağı seçme mutluluğunu verdik çocuklara. O kadar güzel bir duyguydu ki anlatamam. Çocukların babasından şunu istiyorum demesi var ya ve babasının onu alması harika bir olaydı. Bir kolinin bir insanlara nasıl mutluluk getirdiğini görüntülerle gördükten sonra o hazırladığınız paket sizin için o kadar değerli oluyor ki o bir paket değil artık. Oraya gönlünüzü koyuyorsunuz. Adım Şehnaz. Psikoloji bölümünden mezun oldum. Daha önce başka bir meslek grubundaydım. Kızımı yetiştirirken birey olarak topluma karşı sorumlulukları olduğunu da her zaman vurgulamışımdır. Kızım toplumsal bir etkinlik yapmak istiyordu. Seçenekleri önüme sunmasını ve gönlünden hangisi geçiyorsa ona birlikte dahil olabileceğimizi söyledim. LÜSEV'i tercih etti. Çocuklara bizim borcumuz var. Bizim onlara sevgi borcumuz var. Bizim onlara gelecek borcumuz var. Biz bu borçları ödüyormuş gibi hissediyorum onların yanında olduğumuzda. Biz kızımla etkinlikte aynı grupta mesela maskot görevi verildiyse maskot yok, biz birbirimizi hiçbir zaman o etkinlik içerisinde görmüyoruz. İkimiz de görevini ayrı bir şekilde yapıyor. Bu da bize aynı ortamda olup ayrı görevlerimizi yaparken gözlemleme şansı veriyor. Kızımın bir yetişkin olduğunu, artık onun toplumsal görevlerde yer ve görev alarak bunu layıkıyla yaptığını görmek de bir anne olarak bana gurur veriyor. Merhabalar, ben Eylül Kayraklık. 19 yaşındayım.
Şu an Ankara Hukuk'ta 2. sınıf öğrencisiyim. Ben kendim bildim bileli LÖSEV benim hayatımda bir parça olarak oldun. Bazen televizyon reklamlarında gördüm bir tuvalete sen koy kampanyasını. Hatta sanırım ilk gördüğümde 3 yaşındaydım, hatırlıyorum o günü. Sonra kampanya sonuçlandı, hastanemizi kurduk dediler. Bir an ailemden biri yapmış gibi çok sevindim. İyi insanların yaptığı umut verici bir hareketti ve hani beni çok mutlu etti. Daha önce annemle beraber maskot olmamıştık ve maskot olduk. Güzeldi. Adım Emel Özerkul. 43 doğumluyum. Emekli öğretmenim. Zaten ben çocukları çok severdim. Ben de isterim. O yavrularımız iyi olsun da büyüsün. Ortalıkta böyle vıcır vıcır dolansın. Her yaptığımız şey bize mutluluk veriyor. Herkes yaşlanır ama biz bir şey yaptığımız gençleşeceğiz. Gençleşelim ki o yavrularımıza destek olalım. Sırf maddiyatla olmuyor. Birazcık da bu kalple oluyor. Yürekle oluyor canım. Ben Zekiye Dilek Kaymak. 54 yaşındayım. 2014 yılında Lösanti Hastanesi'nin açılışında Bir Tuğla'da Sen Koy projesinde gönülden destek vermiştim. Ve sonra da LÖSEV'e bağışçı olarak destekte bulunmuştum. 2020 yılında o pandemi sürecinde kontrollerimi aksattığım için bende de bir meme kanseri gelişti. Veren bir elken, alan bir kalp oldum artık. Tedavilerimi olup, kemoterapilerimi alıp, akıllı ilaçlarımı aldıktan sonra yaralandığım yerden şifa olmak için tamamen iyileştikten sonra ben de bir LÖSEV tanışma toplantısına geldim. Neler yapabilirim diye düşündüğümde de ses tonumun hep güzel olduğunu söylüyorlar. Zaten görme engelliler için uzun yıllardır kitap okurum. Ben de LÖSEV'de küçük hikayeler okumaya başladım. Korosuna katıldım. Güzel yürekler bir araya gelmiş, böyle bir topluluk kurmuş. Toplum inşa ediliyor. Tıpkı Cumhuriyet gibi. Cumhuriyet yeniden inşa ediliyormuş gibi. Orası beni çok etkiliyor. Cumhuriyet'in birleştiriciliği. İçinde sanat var, tarım var, toprak var, insan var. Yani hayatın ta kendisi LÖSEV'in içerisinde. LÖSEV'in birleştiriciliğinde olmaktan ben çok mutluyum. Merhaba, ben Yiğit. Burada her gün daha çok düşünüyorum, iyileşiyorum. Ve siz benim yanımda olduğunuz sürece hiçbir şeyden korkmuyorum. Peki mücadelem de sen de benimle bütün. Mücadelem sen de var mısın? Mücadelem de sen de var mısın? Sadedin de sen de var mısın? Sen varsan biz de varız.